Merhaba sevgili ikizler burcu yükseleni ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini ve hayırlısını nasip etsin inşallah. Güzel niyetlerimiz, güzel dileklerimizle bugün ikizler ve yükselen ikizler burcu için ee, Ekim ayı videosu yapacağız. Ekim ayında bakalım ikizleri nasıl bir enerji bekliyor arkadaşlar. Ee, i̇lk önce tabii ki enerji kartlarımızda bakacağım, sonra detaylı bakıma geçeceğiz sevgili ikizler burcu. Haydi bakalım, bakalım ikizlerde neler var, neler olacak. Bu arada arkadaşlar, emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum. Sizi lütfen kanalıma abone olarak izlerseniz. Çok mutlu olurum. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni, bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Yani burada sonuçta bir emek var. Ee, abone olmadan izleyen izleyici sayım %65. Ben bunu anlamıyorum yani abone olmak ücretsiz bir şekilde abone oluyorsun. Madem benim enerjimi seviyorsun, benim enerjimi alıyorsun, lütfen emeğe saygı, abone olarak izleyin. Yorumlarınızı tek tek kendim inceliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizi çok seviyorum. Özel bakımlara nasıl e, özen gösteriyorsam bireysel bakımlara, genel bakımlara da aynı sevgiyle bakıyorum. Aynı enerjiyle bakıyorum. Bu zaten sizin dikkatinizden kaçmıyor eminim. Onun dışında ikinci kanalım, YouTube ikinci kanalım Nur Tarot 2. İkinci kanalımda her haftanın cumartesi akşam saat 22.00'da canlı yayın soru cevaplar yapıyoruz. Ee, şimdi bunu ben sizin için yapıyorum. Abonelerime özel inanın zor zaman buluyorum ama haftada bir kere bunu yapıyorum. Neden yapıyorum? Çünkü herkesin özel bakıma gücü yeter yetmez. Ee, bunu sizi düşünerek yapıyorum. Herkes davetlidir canlı yayın soru cevaplara canlarım benim sizi seviyorum. Enerjilerimiz karşılıklıdır. Duygularımız karşılıklıdır. Size faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Onun dışında bu bir genel açılımdır. Herkese %100 uyması mümkün değil. Çünkü kolektive niyetlendiğimiz bir açılımdır. Bireysel bakım istiyorsanız eğer 0531-278-0729 numaralı Whatsapp hatından Asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bakımlarımı görüntülü yapıyorum. WhatsApp görüntülü lütfen tercih eden kişiler yazsın canlarım benim. Şimdi bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Oo! Güzel güzel. Hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, saflanmak veya saflandırmak, zafer kazanmak, bayağı mutlu ve atik hareketli bir dönem sizi bekliyor. Hayalden az, uzak demek ne demek? Artık duygulara yer vermeyeceğim. Artık ben böyle duygusal davranmayacağım. Mantıklı hareket edeceğim ve mantıkla karar vereceğim. Kendimi iyileştirmek istiyorum. Enerjisini veriyor. Saflanmak veya saflaştırmak. Kimseye zararım yok. Bana zararı olan insanlardan uzaklaşmak. Herkese iyi yaklaşımlarda bulunmak ve iyilik dağıtmak. Bu zaman ben mutlu oluyorum gibi bir enerji verdi. Çok güzel yüksek zemin yükseklerden bakın diyor yani güzel fırsatlar e, ayaklarınızı geriden kesecek mutlu haberler ve mutlu gelişmelerin olacağını gösteriyor arkadaşlar ve adalet kartı var burada adalet kartı nedir haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak bak beklemediğin bir şey olacak ki yüksek zemin diyor ayağın yerden kesilecek Adalet nedir sana haksızlık yapan insanlar veya hayatında bir haksızlık, adaletsizlik yapıldıysa sana kesinlikle bunun ilahi adaletin yerini bulacağını belki geri dönüşlerde olabilir. Güzel bir enerji bu. Ve aile bağı, kibarlık ve saygı. Aile bağları, evlilik teklif alabilirsin. Ailenin daha çok düşüneceğini, aileyle ilgili konuların daha ön planda olacağı, evliysen evliliğinle alakalı, genel ailenle alakalı veya ilişkide evlilik kararları alabilirsin. Böyle bir enerji, iletişimi bol olan enerjidir. Aşk tılsımından bahsetti kart. Aşk tılsımı nedir? Aşk ve ilişkilerine dikkat etmen lazım. Alma verme dengene dikkat etmen lazım. Evde defne yaprağı. 8 adet defne yaprağı yastığınızın altına koyun ve rüyanızı sabah not alın diyor. Her şey rüyalarda gizli yani gizli mesajlara dikkat edin. Defne yaprağı çok güzeldir. Ben çok severim. Bunu yapmanız lazım. Defne yaprağını, kurutulmuş defne yaprağını ateşe verirseniz böyle çıtır çıtır bir ses çıkar. Çok güzeldir arkadaşlar. Bunu yapın. Nazara karşı iyidir. Kokusu iyidir. Evdeki olan eee börtü böceği öldürür ve negatif enerjileri alma e, yeteneği var defne yaprağının. Bunu unutmayın. Bak ben hep yaparım bunu evde. İletişimi bol olan bir dönemden bahsediyor. Tamakir menfaat peşinde koşan e, kandırmaca ilişkilerden uzak durun. Şimdi özellikle e, ilişkilerinize dikkat edin. Haksızlığa uğrayabilirsiniz. Sizi kullanabilirler. Bunu e, özellikle vurguluyor burada. Çevrenizde dolanan sinsi insanların olduğunu gösterir. Size zarar verme peşinde olan kişiler var. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin diye bir uyarı verdi kart. Güzel mi? Güzel enerji. Şimdi detaylı bakımımıza geçeceğiz güzellerim. Haydi bakalım kahvemi sonra yorumlayacağım kartlardan sonra. Bakalım ikizler ve yükselen ikizler burcunu nasıl bir enerji bekliyor Ekim ayında neler olacak Rabbim her şeyin hayırlısını versin inşallah her şeyin. Wow çok güzel bir kart gül ikilisi. Burada kesinlikle yeni teklifler alabilirsiniz diyor. Ortak işlerde ve ortak konuşmalar yolculuklar var. Hep diyorum konuşmayacağım kartı açmadan yine konuşuyorum ne yapacağız bilmiyorum ay ne güzel kartlar çıkardı arkadaşlar olay çok güzel yolların açılması yeni fırsatlar yeni şanslar şimdi ilişkilerimizde biraz sıkıntılar var ben size söyleyeyim beklediğiniz etki veya beklediğinizi alamadığınızı gösteriyor ama burada farkındaysanız yol açmak e, yollarınızın açılacağını şans kapılarınızın açılacağını gösteriyor. Neyse kartlarımı seçeyim de öyle konuşalım. Ay çok güzel. Çok güzel enerjiler geliyor. Sevgili Kizler Burcu. Ay aileyi daha ön planda gösteriyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? teklifi çıkma teklifi alabilirsiniz. Kaygılarınız var. Eski ilişkilerle alakalı kararsızlıklar var. Eskileri bırakmanız lazım. Eskiden size zarar veren geçmiş ilişkiler. Sizin enerjinizi düşüren kişilerden lütfen uzak durun. Bakalım neler var. Şimdi kanatlı haberciler, kanatlı demişim, kanatlı e, gül ikilisi. Bu ne demek? İlişkilerden bahsediyor. Kaygılı ilişkilerin, ilişkilerde kaygı var ikizlerde. Özellikle bak genele bakarsak burada Boğa başı yükselen Boğa başı Koç gösteriyor. Ağırlıklı ve e, Koç diye yükselen Koç Aslan yaylardan çok ağırlıklı bahsetti. Kaygılı ilişkisi olan kişiler kafanda planladığın bir şeyler var. Özellikle e, bu planladığın e, şey ki, bu kişiyle alakalı bir ortam kurmak istiyorsun. Ondan bir haber bekliyorsun veya bir araya yüz yüze gelmek, hesaplaşmak gibi bir enerjiden bahsediyor. Bunu yapabilirsin. Bu ayda ve bunu yapacağını gösteriyor. Geri dönüşler var geçmiş ilişkilerinde seni kırmış üzmüş olan sana haksızlık yapmış olan kişilerden geri dönüşler var ve yüz yüze bir oturmanız var oturup bir hesaplaşmanız olacağını gösteriyor zamanlama ne zaman ayın ikisi on ikisi yirmi ikisinden bahsetti kart sevgili kızlar Burcu. Evet burada ne var çok güzel gül kralı gül kravat tılsım şövalyesi maddi anlamda yeni başlangıçlar yapabilirsin yeni teklifler gelebilir sana iş hayatında yeni iş arayan o, ikizler ve yükselen ikizler varsa iş hayatınızda hareketlenmeler olacağını gösteriyor canlarım özellikle e, buradaki hareketlenme iş hayatındaki hareketlenme ayın 11'i 21'i arasındaki süreyi veriyor. Yeni iş teklifi alabilirsin. İş arayan ikizler ve yükselen ikizler yeni iş teklifi. Çalışan ikizler, yükselen ikizler yeni bir teklif ve bir terfi alabilirsin diyor kartlar. Onun dışında hayatınızda toprak ve yükselen toprak yani boğa, başak, oğlak, yükselen boğa, başak, oğlak birisi varsa özellikle başaklardan bahsediyor ama genel toprak diyoruz biz yeni teklif alacağınızı, geri dönüş yapacağını, sana yeni teklifle geleceğini, ilişkilerinize ve evliliklerinizde toprak grubu birisi varsa sıkıntılıysanız kesinlikle geri dönüş yapılacağını ve barıştan bahsediyor canlarım. Ortak işlerde olağanüstü konular var. İkiniz bir arada güçlüsünüz diyor. Ortak işlerin fırsatı, şansı çok güzel. Ayın 11'i 11'inden sonraki 11'i 21'i diyelim. Bak bu dilim bu 11'i 21'i Ekim arasındaki süre. Çok muazzam fırsat dönemidir. Rızık bereket, şansınızın açık olacağı dönem. İş mi yaparsınız, ortak işler mi konuşursunuz? Yeni başlangıçlar mı yaparsınız ki yapacağınızı gösteriyor. Birlikte, beraberlikte güçlüsünüz ve değnek kralı net karara varmış olacağını gösteriyor ve net kararla aldı başını yürüyor şansın sevgili ikizler Burcu lütfen dikkat et. Ayın 11'i Ekim ve 21'i Ekim arasındaki her günü fırsatı değerlendirmen gerekiyor. Yolculuktan bahsediyor. Şimdi bunu net açık söyleyeceğim. Hayatınızda su grubu yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrep birisi varsa mesafe olarak uzaktaysanız bir kavuşma söz konusudur. Bu yeni ayın 1'i e, biri, 11'i biri arasındaki süreyi gösterdi. İkinci şansın ve fırsatına bir değişim olacağını gösteriyor. Sana sunulacak kaygı yapıyorsun bu yola çıkmakla. iş değişimi, ev değişimi, yer değişimi, parayla alakalı, işle alakalı değişim de olabilir. Yol yaparsa mükemmel fırsatlar seni bekliyor. Hiç tereddüt etmene gerek yok canım ikizler. Güzel mi? Güzel. Aileyi gösteriyor. Ay şuraya bakar mısın? Çok güzel bir kart bu yahu. Gülüçlüsü, sevgi dolu, doğaüstü varlıklar. Yani diyor ki sana e, yüce Allah'ımın sunmuş olduğu fırsatlardan bahsediyor. Bir değişim var diyor aile hayatında, evliliklerde. Bebek mi bekliyorsun? Evlenmek mi istiyorsun? Evlilik teklifimi alacaksın? Eğer boşanmayla beraber... Evliysen boşanma tehlikesi varsa, eşinle aranda problem varsa kesinlikle barışacağınızı ve yeni gelişmeler. 180 derecelik bir değişimde huzurun ve barışın geleceğini gösteriyor. Zaman 13'ü 23'ü Ekim arasındaki süreyi verdi. Evet şimdi şuna bakacağız. Burada ne var? Şimdi burada hava grupları, ikizler, kova, terazi ve topraklar. Boğabaşak oğlakların bir kısmı ile sıkıntılar var. Beklenti içerisinde olduğunu gösterir. Seni çok üzmüş olan bir kişi bu. Sana vaadlerde bulunmuş. Bu vaadleri yerine getirmediğini gösterir. Veya ayın 18'i, 28'i ve 8'ine dikkat etmen lazım. Burada bir tartışma, bir kırgınlık yaşayabilirsin. Genellikle uzun uzun konuşmalara girmememiz lazım. Sevgili ikizler ve yüksek yükselen ikizler. Aşktan ve e, ilişkiden bahsediyorum. 8 18 28 Ekim'e dikkat etmemiz gerekiyor. Kaygılı bir durumdur diyor. Özellikle ikizler, kova, terazi ve yükselen ikizler, kova, terazi ile sıkıntılar var ilişkilerinizde. Beklentini alamadığını ve sana karşı haksızlık yaptığını gösteriyor. Ama burada şimdi ayın 14'ü 24'ü arasındaki sürede ise değişimler olacağını gösteriyor. Hafiften yollarınızı açılması, ilişkide ve problemli olan kişilerle maddi konularda sıkıntınız varsa, iş konusunda sallantı ve probleminiz varsa yavaş yavaş şansınızın açılacağından bahsediyor. Bu ayın 4 ve 14-24 arasındaki süreyi özellikle 14-24 arasındaki süreden bahsediyor. Ve bak ikisi de dörtlü vakiti çıkardı kartların. Ekim ayının dörtlü vakitlerinde hayatınızdaki sıkıntıların yavaştan yavaştan gideceğini gösteriyor. Hiç üzülmenize gerek yok. Burada sizi üzen sadece gerginlik yapan kararsız kalmanızdır. Ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Onun için zaten ikizlerin sıkıntısı bu zaten. ikizler çok zeki burçlardır. Ama bir kararsızlık var ikizlerin genelinde. Bir. Yani burçların çok net tanırım ben. İkizleri sıkıntıya sokan, ...kararsızlığıdır... ...çok hızlı karar değişen burçlardır... ...adı üstünde ikizler... ...tıpkı balıklar gibi... ...tıpkı teraziler gibi... ...ikizlerde de bu sallantıya girme ve... E, ...iyi midir kötü müdür... ...ikilemde kalır... ...çok kararsız kalır... ...bundan yana sıkıntı yaşadığını gösteriyor... ...ve burada kaygı yaptığını gösteriyor... ...sanki bir dardasın... ...bir çıkmazın içerisindesin... Ama hiç merak etme canım ikizler dörtlü vakitlerden itibaren hayatındaki bu sıkıntının kalkacağını ve yollarının açılacağından bahsediyor kartlar. Şimdi kahvemize bakalım. Bakalım kahveciğimizde ne var sevgili ikizler. Oo kahvedeki güzelliğe bakar mısın? Şurada sanki bir duvar örmüş. Sanki bir duvar var burada ve bu duvar nedir? İlişkilerinde ve ee, hani sana zarar veren haz etmediğin enerjileri mutlak bir resti çekeceğini gösteriyor bence çekmen lazım bir duvar örümü artık ben seni istemiyorum sen bana iyi gelmiyorsun ben senden uzaklaşmak istiyorum gibi bir enerjiden bahsediyor sevgili kezler kahvenin içerisi çok yoğun yoğun nedir düşünceleriniz var kaygılarınız var ağır düşünceler var sizde yükünüzün ağır olduğunu gösteriyor ama Kahvenin içerisindeki ışık yolu da gözden kaçmasın. Yavaş yavaş rahatlamaya gideceğinizi gösteriyor. Şimdi buradaki sanki bir bereket madeninin üzerine, para madeni gibi gösteriyor. Onun üzerine gittiğinizi gösteriyor. Canlarım benim, ayın 12'si ile 22'si arasındaki sürede özellikle emeklerinin karşılığını alacağını ve sana kesinlikle o kadar güzel bir fırsat gelecek ki bu para olabilir iş kapısı olabilir. Yani seni mutlu edecek. Sanki dediğim gibi bir para madeni, altın madeni gibi bir toplu bir pay var burada. Onun üzerine oturacağını gösterir ve o kadar şükredeceksin ki Rabbim sana şükürler olsun bunu bana sunduğun için çok mutluyum deyip böyle şükranlar içerisinde olduğunu gösteriyor. Burada tek başınasın yani bu işin üzerine tek oturacağını gösteriyor. Bu sana ait olan bir şeydir. Ortaklık falan görmüyorum. Sadece burada bir e, ikinci açıklaması nedir biliyor musun? sana haksızlık yapan arkasını dönen kişinin sana gelip özür dileyeceğini gösteriyor. Sen ona şu anda kırgınsın. Kafanda soru işaretleri var. Ona resti çekmişsin. Özellikle isminde soy isminde Ç, C harfi olan, T harfi olan, E, Edirne'nin E'si ve P, ee, P harfi olan e, ikizler ve yükselen ikizler burcundan bahsediyorum. Sana minnetle gelen, sana özürle gelen kişilerin olduğunu gösteriyor. Sen ona arkanı dönmüşsün artık çünkü canını çok yakmış olarak gösteriyor. Aile içerisinde sıkıntılar var, evliliklerinizde sıkıntılar var, müdahaleler var ama ayrılık görmüyorum sizi bir araya getireceğini gösteriyor. Bu enerjiler toparlanma aşamasından bahsediyor sevgili Kizler Burcu. Bak burada bir zafer, bir bayrak var. Devlet kapısı mahkemedir, iştir. E, artık devlet kapısından beklediğiniz neyse, e, ona karşı uzun süredir beklentide olan, e, özellikle mahkeme beklentisi olan kişiler bu dönemde bir zaferiniz var, güzel bir haber alacağınızı gösteriyor ve iki kişinin size kanıt, kanıtlık tanıklık mı diyorlar, tanıklık yapacağını, yardımcı olacağını gösteriyor sevgili Kizler Burcu. Maddi anlamda çok rahatlayacaksınız, çok ciddi para akışı var, çok bereketli bir dönemdir. Ama burada bir yalnızla, özellikle bayanlardan bahsediyor. Hanım ikizler ve yükselen ikizler ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda size karşı yapılmış olan çok ciddi haksızlıklar var. Yani ilahi adalet bekleyen kişilere çok gösteriyor ve şurada Çevreye bakar mısınız sanki güneş gibi ama orada tek başına kalmışsın. senin bir suçun yok üzülmeye devam ettiğin takdirde diyor hiçbir şey yapamazsın hareket etmen lazım yani bu kişiyi hayattan çıkarman lazım o kişi tıpış tıpış zaten sana gelecek burada bir yılan var sizi rahatsız eden ve sizi öncelikle şansınızı kapatan sanki her şeyi açıklıyorsunuz her şeyi paylaştığınız için Çevrenizde size dost görünüp hemen yanında böyle ağzı yüzü belirgin bir karakter, top, ağzı yüzü belirgin, ağzı özellikle ağzı ve burnu belirgin bir kişiden bahsediyor. Bu kişinin senin çevrende dolaştığını ve sana zarar verdiğini gösteriyor. Bunu tanıman bilmen lazım. Fark etmen lazım. Dikkat et. Kahvenin uyarısını size söylüyorum. Taşınmalar olabilir. Yol yapma, ev değişimi, iş değişimi, yer değişimleri olabilir sevgili ikizler hayırlı mıdır? Gayet tabii hayırlı değişimlerin olacağını gösteriyor. Burada ay kartı, ay işareti çıkarmış. Ay nedir? Genel anlamda duygusal hayatınızdaki kaygıdan bahseder. İkinci açıklaması yengeç ve yükselen yengeç varsa hayatınızda kesinlikle mühürlenmiş gibi sanki kadersel bir bağınız var. Ayrılık göstermiyor. Çok sıkıntılı bir beraberliktir ama e, berabersiniz. Neden berabersiniz? Çünkü kader arkadaşı ve kadersel bir beraberliktir yengeç ve yükselen yengeçlerde ciddi dönüşümler olacağını gösteriyor sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlar e, genele bakarsak kötü hiçbir şey göstermedi bir tık sağlık sorunu yaşayabilirsiniz buna dikkat edin yorgun olduğunuzu gösteriyor özellikle ayın 5'i 15'i 25'inde hayatınızı değiştirecek mükemmel fırsatların gelişinden bahsediyor ve Yengeç yükselen yengeç, akrep yükselen akreplerle kesinlikle barıştan bahsediyor. İçinizde sizi yaralamış olan, içinizde böyle bir rahatsızlık var. Sizi huzursuz eden bir şeyler var. Bu huzursuzluk hiçbir şekilde gitmiyor. Neden biliyor musunuz? Üstünüzdeki ağırlıktan dolayıdır. Hiç e, farkında değilsiniz belki nedeninin ama sebepsiz yere içinizde bir huzursuzluk, rahatsızlık var. Ortak ilişkilerdeki ortak konuşmalar Karşı tarafın size gelmesi bak özür babında özellikle ilahi adaletle beraber çok mükemmel bir haber alacağını gösteriyor. Ayın 7'si ve 17'sine işaret ediyor. İsminde S-Ş soy isim isimde s -ş harfi olan R harfi olan P harfi olan e, bir de B de var. Bak B-P harfi olan e, ikizler ve yükselen ikizlere. Çok güzel bir haber geleceğini, mutlu olacağını gösteriyor. Bu aşktan bahsediyor. Bir mektup, bir mesaj, bir iletişim alacağını gösteriyor. İlişki ve aşktan bahsediyor. Bakımız güzel çıktı. Sadece bir tık sağlığımıza dikkat etmemizde fayda var sevgili Kizler Burcu arkadaşlar. Sizi seviyorum. Videomu fazla da uzun tutmak istemiyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.